halka burayı delmeyi gösterdim ve çok basit bir şekilde gösterdim. İğne, yün diktiğiniz iğne veya yorgan iğnesi dediğimiz eskinin kalınca bir iğneyle böyle sertçe ama birkaç kere iğneyi böyle böyle yapın. Halkayı oradan geçirin. Bir yerde de bir gümüş takıcı falan bir yer bulursanız veya işinizin vardır. Lehim yapın. Söyle minnak bir lehim yaparsanız halka açılmaz. Telefonunuz hiçbir şekilde düşmez. Telefonu güvene almadan yapmayın. Nasıl ama? Güzel değil mi? Şimdi bu makromeyi tekrar göstereceğim. Çanta sapında göstereceğim. Başka çantalara yapıyoruz. Çocukların çantasına yapabilirsiniz. Eprimiş eski çantalarınıza yapabilirsiniz. Şimdi Tülin Hanım harika işler yapacak. Ondan sonra yine biz buradayız. Telefonum burada. Bakın. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. Neler yapacaklar, ortaya neler çıkacak? Bir ince ilmeklemeci var. Bu incesi küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik, tül giydik. Ay çok güzel oldu. Evet, Tülin Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beğendiniz mi telefon fikrini? Harika oldu. Ellerinize sağlık. Kim bilir senin aklına neler gelmiştir. Vallahi şimdi geldi, burada. Vallahi geldi. Yünlerle de yapılır. Kalınca yünlerle. Niye yapılmasın? Yünü iki kat yapıyorum. Onu söylemeyi unuttum. İki kat, üç kat. Bir tane yaptım. Altı kattan yaptım. Onu da göstereceğim. Yani sevmediğiniz bir çanta sapı var. Kapanıyor. Evet. Ne örüyoruz bugün? Yıkılıyor burası. Teşekkürler. Bugün çok kolay ekose çalışması yapıyoruz. Herkesi yapabileceği kadar kolay. Fakat özellikle şunu söylemek istiyorum. Kullanacağımız iplik bir ekose ipliği değil. Yani özel olarak ekose örmek için üretilmiş bir iplik değil. Bize pek çok dizayn avantajı sağlayan böyle renklerin birbiriyle uyumlu tekrarının olduğu bir yumak. Bunu kullanıyoruz, bu ipliği kullanıyoruz. İki batiği kullanabiliriz, pardon. İki tane renk kullanabiliriz burada, şöyle. Yani iki farklı... İki farklı renk kullanabiliriz, şöyle kullanabiliriz. Evet. Mesela burada böyle kullandık. Bu atkı için biz dört yumak kullandık. İki bundan, iki bundan kullandık. Yine burada tabii bir örme yöntemimiz olacak. Bir yöntemle böyle oluyor diyor. Bir yöntemle diyor, Hanım. Böyle oluyor. Çok... yine böyle bir simli renkli iplik kullanabiliriz. Bir düz renk iplik kullanabiliriz. O da çok güzel dar olmuş. Dar atkılarda iki yumak kullandık. Bir böyle, bir böyle. Dar atkılarda, dar atkılarda iki yumak kullandık diyorlar. Kullandık. Çok güzel. Şimdi bizim en çok soru alacağımız yer şu olacağını düşünüyorum. Biz bununla sadece atkım yapabiliriz bu ekose çalışmasıyla. Yelek yapamaz mıyız? Bunu soracaklar. O kadar güzel olmuş şimdi ki. Burada bir yöntem uygulayacağız ve bir matematik sayılarımız olacak. Ama hiçbir şekilde ipliğin rengine bağlı değiliz. Yani iplik bizi yönetmeyecek. Biz bu renkli ipliği yöneterek bu görünümü sağlayacağız. Şunu giyebilir miyim? Tabii. O yüzden bu tip yelekleri örebiliriz. Benim üstümle de ne uyumak. Yalnız çok güzel. Çadırımı getirin, Kızılderili çadırımı, çok güzel. Hakikaten çok çok o havada bir şey değil mi? Çok tarz değil mi? Çok güzel ve kolay bir yöntem, yani model olarak çok demek kolay, istiyorum. Evet, yani burada kolları bozulmayacak. Evet. Bozulmadan olabilir. Hani şöyle yapabiliriz, hiç bu kolları açmadan battaniye örebiliriz. Battaniye. Her türlü. Büyük battaniye mesela öresin. Ne oluyor biliyor musunuz? Koltuklar, kumaşlar çok epriyor. Evet. Otura otura otura. Oraya bir şey yapıp bunu böyle üstüne atsak hem evin havası değişir. Evet. Hem değil mi? Çok güzel değil mi? Burada şimdi biz hiç ekose mantığımızı bozmadan başka bir iplikle zincir çekip kolumuzu ayırıyoruz. Burası 10 santim, burası 10-15 olur, daha fazla olur. Böyle bütün örebiliriz. Burada şuna bozulmaz. Şuna da bakacağım. Bu da çok güzel olmuş. Bunun renkleri hangisiydi? Hangi iplikteydi bu? Hemen göstereyim. Bu? Şimdi buradaki avantaj şu. Yalnız bu. Oo, bu da çok güzel. Evet, bizim için. Ve bayağı güzel. Renk çok sizi uydu. Düşünerek giymişim. Evet, öyle olmuş. Çok iyi olmuş. Evet, bayağı hoş. Baksanıza.
Şimdi en büyük... Çok merak ettim şunun nasıl olduğunu. En büyük avantajı şu Derya Hanım. İstediğimiz büyüklükte bu ekoseyir yapabiliriz. Yani sayıları büyütebiliriz. İpliğin rengine bağlı değiliz. Önümüzde bir şablon olmayacak. Hani şablona bakarak devamlı o şekilde mi öreceğiz? Hayır. O kadar kolay ki. Çok hadi kolay gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Tülin Hanım bize çok güzel hazırlanmışlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kilim gibi bir şey bu. Çok 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 otantik duruyor. Çok güzel duruyor. Evet, bu renklenme zaten çok fazla avantaj sağlıyor dizaynda bize, ama bize bu çalışmayı da yapabilme imkanını sağladı. Böyle renkler çok güzel, uyumlu geldi. Şimdi bunu iki renk kullanabiliriz dedik. Nasıl yapmıştık orada? Şöyle yapmıştık. Ama şimdi ben burada bunu anlatmaya çalışırken karıştırabilir hanımlar ne yaptığımı. O yüzden bir düz renk, bir de böyle evet, renkli mantığını iplikle anlatacaksınız. Mantığını evet. Anlatalım. Burada yalnız şu var, bunu özellikle söylemeliyim. İki renk ipliği, böyle karışık renkli ipliği alırken şuna dikkat etmeliyiz. Birbirinin içerisinde olan renkler olmamalı. Yani buradaki renkler bunun içerisinde çok olmamalı. Aynı tonda. Ha, karışmaması. Çok güzel bilgi. Çok güzel bilgi. Evet, buyurun. Şimdi iki ipliğimizi aldık ve başlıyoruz. Burada mantık şu. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Çok sıkı örmüyoruz. Zincirimizi çekiyoruz şöyle. Zincir kalabilir. Fazla çekilsin. Burada şimdi renkli ipliğimizi kullanıyoruz ve düz ipliğimizi kullanıyoruz. Renkli ipliğimizle zincirimizi çektik. Düz ipliğimi alıyorum. Böyle küçük sardık. Hani büyüğü rahat açamayız diye. Normalde tabii. İpliği hiçbir şekilde koparmıyoruz. Hiçbir şekilde. Başlıyoruz. İşimiz bitene kadar devam ediyoruz. Şimdi buradaki güzellik şu. İpliğin hani rengine biz uymak zorunda değiliz. İşte ipliğin renginin uzunluğuna göre bu çalışmayı yapmak zorunda olmadığımız için çok özgürüz. Buradaki ekoseyleri büyütebiliriz. Daha büyük çalışmalar evet, yapabiliriz. Siz orayı şey yapın bize. Hı. Oradan başlayalım. Hı. Ondan sonra merak ettim nasıl oldu. Şimdi burada bağladığım düz ipliği içe alıyorum. Üzerinde yürüyeceğim. Renkli ipliğimle şöyle devam ediyorum. Tığının başına doluyorum. Bu çakma sık iğne denir. Çakma sık iğne ile böyle hepsini birlikte alıyorum. Tığının başına doluyorum. Bir tane yaptım. Şimdi iki tane yapıyorum. Böyle 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. 9 tane, ama diğer ipliğimiz hep arada yürüyor. İçte yürütüyoruz o ipliği. Şimdi tabii bu ilk sıra ve... İlk sıra bir zorlar bizi. Zorlar. Evet. Şimdi biz 9'lu yaptık bu atkı. Bu dar atkıyı anlatıyoruz. Şu dar atkıyı anlatıyoruz. 9'lu yaptık. Ama bunu isterlerse 10'lu yapabilirler, 20'li bile yapabilirler daha büyük çalışmalarda.